seçim çalışmalarına baktı, başlamış durumda. İktidar seçim çalışmalarına gözaltıları ve tutuklamalarla başladı. Bir taraftan da bugüne kadar hortumladığı, beslediği, semirttiği kesimleri gider ayak yeniden beslemekle meşgul. Bu yasanın bir boyutu da tam olarak bu. Ormanlar, sular, sulak alanlar, dereler, dağlar, yaylalar 20 yıl boyunca eşine az rastlanır bir biçimde talan edildi. Sermayeye, şirketlere, ulusal ve uluslararası şirketlere acımasızca peşkeş çekildi. AKP dediğinizde bir taraftan doğa talanı, bir taraftan da insan emeğinin her biçimde sömürülmesi ve yok edilmesi üzerine kurulu, talan edilmesi üzerine kurulu. Bu yasada da en dikkat çekici yanlardan bir tanesi orman vasfını yitirmiş arazilerin imara açılmasıdır. Yani sermayeye, şirketlere peşkeş çekilmesidir. Burada bir kez daha söylüyoruz. İmar vasfını yitirmiştir kavramı yanlıştır. Hiçbir orman, orman vasfını yitirmez. Ekolojik denge, ekolojik sistem bir biçimde sürer. Bir diğeri de kullanılmayan arazilerin çiftçinin elinden alınmasıdır. Bu da yine zaten üretemez hale gelmiş, zaten ürettiğiyle geçinemez hale gelmiş, göç etmek zorunda kalmış çiftçinin tümden tarımdan uzaklaştırılması anlamına geliyor ve boşalan alanları da uluslararası şirketlere peşkeş çekmek ve yine oraları başta maden ve enerji şirketlerine peşkeş çekmekten ibaret. Evet, AKP gider ayak bunları yapıyor. Dolayısıyla bu seçimlerde aynı zamanda hem insan ve doğa sağlığı açısından atılmış bu yıkıcı, ölümcül adımların karşısında bir tutum almış olacağız. AKP bir taraftan da gözaltı ve tutuklama saldırılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 9 genç tutuklandı. Bu gençler depremde dayanışma içerisindelerdi. Bu gençler sokaklarda faşizme karşı mücadele eden gençlerdi. Bu gençler bu coğrafyada emek, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini kesintisiz sürdüren gençlerdi. Yine geçtiğimiz günlerde İzmir'de işlerinde HDP MYK üyesi İdil Uğurlu arkadaşımızın da bulunduğu 7 partilimiz gözaltına alındı. Şu anda adliyedeler. Yani AKP, MHP iktidarı seçim çalışmasını devrimcileri, demokratları, yurtseverleri engellemek, susturmakla ve aynı zamanda kendi rant ittifakına olanakları, imkanları hortumlayarak başladı. Ama bunun karşısında şunu söylüyoruz. Evet, seçim sürecindeyiz ama seçim sadece seçim olmaktan öte bir mücadele sürecidir. Biz bu süreci 8 Mart'la başlatmış bulunuyoruz. 8 Mart'ta kadınlar sokakları özgürleştirdiler. Kadın özgürlük mücadelesini yükselttiler. Tüm engellemelere rağmen meydanlarda Jin, Jiyan, Azadi, kadın yaşam özgürlük diyerek erkek egemen devlete karşı, sisteme karşı mücadeleyi yükselttiler. Şimdi Nevroz'da da aynı halk iradesini gördük. 21 Mart'ta Nevroz'da milyonlarca insan, başta Kürt halkı olmak üzere, yeniden yaşam diyerek, diriliş diyerek faşizme karşı, savaş politikalarına karşı, ulusal inkara karşı meydanları doldurdular. Evet, önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta da aynen bu iradeyle alanları dolduracağız. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta da tüm halklarımızla, tüm ezilenlerle birlikte alanlarda olacağız. Evet, biz de 1 Mayıs'a, biz de seçimlere bu iradeyle hazırlanıyoruz. Seçimlerde iktidarın, faşizmin, kapitalist devletin, burjuva devletin bir iradesi varsa, %1'in iradesi ise o, milyonlarca halkımızın iradesi de işte bu meydanlardır diyerek kendimizi örgütlüyoruz. Buradan tüm halkımıza bir kez daha sesleniyoruz. Bugün tamamlayın sözlerinizi. Bugün yapılması gereken şey şudur. Hangi sorunları yaşıyorsak, bu sorunlar ne kadar derinse
Çözümümüz de bu kadar derinlikli ve nitelikli olmak durumundadır. Evet, sorunlar büyükse çözüm de büyük olmalıdır. Sorunların kaynağı olanlar sorunları çözemezler. Sorunların çözümü bizdedir. Demokratik halkçı örgütlenmelerdedir. Sorunların kaynağı eğer iktidarsa iktidar karşısında yan yana omuz omuz olmak durumundayız. HDP etrafında kenetlenmenin tam zamanıdır. HDP etrafında kenetlenmek, demokratik halkçı iradeyi büyütmek bugün yapmamız gereken en temel işlerden bir tanesidir. Bugün tüm bu karanlık içerisinde, tüm bu fululuk içerisinde çok net ve berrak bir biçimde bunu bir kez daha ifade ediyoruz. Yapmamız gereken şey halk iradesini yan yana getirmektir. Bu konuda hepimize başarılar diliyorum.